Balık, doğal besin kaynaklarından biri. Belki de en önemlisi. Fakat denizlerimizde yaşanan stok sıkıntıları kültür balıkçılığının önemini bir kat daha arttırdı. Biz de Sapanca'da bulunan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nin tesisinde kültür balıkçılığının nasıl yapıldığını ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen araştırmaları yakından takip ettik. Gelin beraber bakalım. Bu birim alabalık yetiştiriciliği üzerine kurulu. Bilimsel çalışmalarımızı burada yürütüyoruz. Öğrencilerimizin tezleri burada yapılıyor, stajları burada yapılıyor. Bölgedeki balıkçılığın gelişmesine de katkı sağladı. Canlı üzerine denemelerimizi yapıyoruz, balıkla çalışıyoruz. Bunların büyüme performanslarına bakıyoruz, hastalıklarla ilgili varsa sorun çözümler üretiliyor. Daha modern üretim nasıl yaparızı da araştırıyoruz. Alabalıklar soğuk su balıklarıdır. Balıklarda fizyolojik değişimler oluyor, hastalığa kadar oluyor. O nedenle biz ısındığı zaman yeraltı suyunu kullanıyoruz. Soğuk olduğu zaman, uygun olduğu zaman dere suyu kullanıyoruz. Dişi ve erkekler önce ayrılıyor. Yumurta ve spermlerin olgunlaşıp olgunlaşmadığına bakılıyor burada. Sağım için tanklara alınıyor. Sağım işlemi yapıldıktan sonra inkübatörlere yerleştiriliyor döllenmiş yumurtalar. Bir ay sonra yavrular çıkıyor yumurtadan. Birkaç günde yumurta keseleri var. Onunla besleniyorlar ve ticari yemle gelişmiş mikropartikül yemler diyoruz, başlangıç yemleri. Besleme çalışması yapıyoruz. Bu yaklaşık bir yıl sürüyor. Çok uzun bir süre aslında. Bu çipura ve levrekte 16 ay, bazen 18 ay. Kabaca söylüyorum, %60'ı akvakültürden gelen balıklarla besleniyoruz. Avcılıktan gelen balık %40. Geçmişte bu daha fazlaydı avcılık. Şimdi akvakültür onun önüne geçti. Sürdürülebilir olması için de ikisinin de dengeli olması lazım. Bunlar mesela çıkanlar. Bunlar yumurtadan çıkmış hali. Norveç'ten gelen somon aslında kültür balığıdır. Demiyoruz orada bu akvakültür balığı mıdır diye ama kendi balığımıza geldiğimizde çupra, levrek ve alabalık gibi sorguluyoruz. Ürettiğimiz balık doğada protein, yağ, vitamin, mineral anlamında ne içeriyorsa aynısını içermek zorunda. Çipura, levrek, alabalık kaliteli bir şekilde Türkiye'de üretiliyor. Onun için kültür balığı yemekte hiçbir sakınca yok.